Merhabalar sevgili Köy Eğitim ailesi ve değerli misafir öğrenciler. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Bugün EİS Yayınları Üniversite Hazırlık Türkçe 1. kitabının 20. ders anlatım föyündeyiz. En son zamir konusunu sizlerle beraber işlemiştik. Bugün de zarflardan bahsedeceğiz. Arkadaşlar, zarf kelimesinin Türkçesi belirteç. Eğer cümlenin ögelerini hatırlıyorsanız, yükleme sorduğumuz nasıl, neden, niye, niçin, ne zaman, ne kadar, nereye gibi sorular bize zarf tümlecini bulduruyor idi. Aslında siz orada zarfları buluyordunuz. Şimdi bugün de zarfların türlerini görmüş olacağız. Evet, demiş ki föyümüzde, zarflar fiillerin, sıfatların, fiilimsilerin ve zarf niteliğindeki sözlerin anlamını nitelik, durum, zaman, yer, yön, azlık, çokluk, soru bakımından etkileyen ve belirginleştiren sözcüklerdir. Zarflar at soylu sözcüklerdendir. Tek başına düşünüldüğünde diğer at soylu sözcüklerde olduğu gibi zarf göreviyle kullanılabilecek sözcükler aslında isimdir. Yani isim soyludur. Bu sözcükler zarf görevini kullanıldıkları cümlede kazanırlar demiş. Buraya aslında şöyle bir ekleme de yapabilirsiniz. Not yazabilirsiniz. Deyin ki arkadaşlar, aslında isimleri, isim tamlamalarını, sıfat tamlamalarını, fiilimsi gruplarını, edat öbeklerini, yani çeşitli isim soylu kelime ve kelime gruplarını siz aslında zarf olarak ne yapabileceksiniz biraz sonra? Kullanabileceksiniz. Soyut adlar ve özel adlar genellikle cümlede zarf göreviyle kullanılmazlar. Bunlar ancak edatlarla birleşip edat grubu oluşturarak ya da zarf yapan bir ek alarak zarf görevi üstlenebilirler. Zarflar at soylu sözcükler oldukları halde isimlerin aldığı iyelik eklerini veya isim çekim eki, işte hal ekleri, çoğul eki gibi bunları almıyorlar çoğunlukla. Ama tabii böyle bir genelleme yapmayalım. Mesela son günlerde kendimi biraz yorgun hissediyorum. Ne zaman? Son günlerde. Bakın orada mesela çoğul eki var, bulunma durum eki var. Yani aslında tam olarak bu madde bütün zarflar için geçerli değil arkadaşlar. Şimdi zarfların fiilleri, sıfatları, fiilimsileri, adlaşmış sıfatları ve zarfları anlamca nasıl etkilediğini örnekler üzerinden inceleyelim demiş köyümüz. Bakın mesela diyor ki bize, o filmi sıkılmadan seyretmişler. Nasıl seyretmişler? Sıkılmadan seyretmişler. Bakın, fiili etkiledi burada. Soruyu fiile sorduk. Ya da işte o filmi heyecanla seyretmişler. Gene fiile sorduk. O filmi ne zaman seyretmişler? Dün akşam. Bakın gene fiile sorduk. Yani genelde bizim işimiz burada fiillerle arkadaşlar. Ama bazen fiilimsilerin önüne, sıfatların önüne ya da adlaşmış sıfatların önüne, bazen de kendi türünden başka sözcüklerin önüne gelebildiğini göreceğiz. Şimdi isterseniz burada bunlara çok detaylı girmeyelim. Zarfların türlerini işlerken bu kısımları söyleyelim. Buraları atlıyorum şu anda. Etkinlik 1 de aslında bunun üzerine bir etkinlik. Bunu yapalım. Bakın demiş ki, evrakları çantasına apar topar yerleştirdi. Şimdi soruyu nereye soruyorum bakın? Fiile. Nasıl yerleştirdi? Apar topar yerleştirdi. Burada durum zarfını bulduk. Bu kasabada oldukça güzel zamanlar geçirdim. Bakın, güzel zamanlar bir sıfat tamlaması. Güzel kelimesi niteleme sıfatı. Ne kadar güzel? Oldukça güzel. Bakın burada sıfatın önüne geldi. Fuar geçtiğimiz yıl düzenlenenden daha kalabalık bir fuardı. Bakın buradaki kalabalık sözcüğü bir adlaşmış sıfattır. Şuraya tık atalım. Ne kadar kalabalıklı? Daha kalabalıklı bir miktar zarfı gelmiş önüne. Otoparkta arabayı epey ileri bırakmış. Nereye bırakmış? İleri, yer yön zarfı. Ne kadar ileri? Epey ileri. Başka bir zarfın önüne geldi. Dün gelen kargoyu nereye koydun derken, gelen kelimesi sıfat fiildir. Ne zaman gelen? Dün gelen. Bakın burada fiilimsinin önüne bir zarf getirdik. Hikayenin sonu hepimizi bir hayli üzmüştü. Ne kadar üzmüştü? Bir hayli üzmüştü. Burada başka bir fiilin önüne, direkt üzmek fiilinin önüne getirdik. Yaptığı eleştirileri nasıl buldun derken fiile sorduk nasıl sorusunu. Bu gidişimizde bizi çok iyi karşıladı. Karşıladı fiilimiz. Nasıl karşıladı? İyi. Bakın orada bir durum zarfı var. Ne kadar iyi? Çok iyi. Burada başka bir zarfa soru sorduk. Evet, buraya dediğim gibi sadece şöyle bir konuyu biliyor musunuz tarzında bir etkinlik bu. Ama şimdi asıl zarf türlerini gelin birlikte görelim. Şimdi zarfları arkadaşlar 5'e ayırıyoruz. Durum zarfları veya diğer adıyla niteleme zarfları, zaman zarfları, azlık, çokluk, miktar veya nicelik zarfları, yer yön zarfları ve tabii ki her sözcük türünde olduğu gibi soru zarflarımız var.
Nasıl sıfatta soru sıfatı, zamirde soru zamiri varsa zarfta da soru zarflarımız var. Evet, şimdi durum zarflarıyla başlayalım. Durum zarflarının diğer adı arkadaşlar niteleme zarflarıdır. Eylemin nasıl yapıldığını, ne durumda olduğunu belirten sözlerdir. Yükleme, tabii yükleme fiil olması lazım veya cümledeki fiil imsilere nasıl sorusunu sorduğunuz zaman neyi buluyorsunuz? Durum zarflarını buluyorsunuz. Şimdi buradaki üçüncü madde önemli bir madde. Bunun başına bir ünlem koymak istiyorum müsaadenizle. Siz de lütfen oraya böyle bir uyarı işareti koyun. Şimdi demiş ki bir eylemin durumu kendisini etkileyen zarfın anlamıyla bağlantılı olduğundan bu grupta yer alan zarflar anlam ve işlevi bakımından hayli kalabalıktır, çeşitlidir. Bu zarflar durumda benzerlik, beraberlik, dilek, hatırlatma, karşılaştırma, kesinlik, pekiştirme, tahmin, tekrarlama, sebep, sınırlama, süreklilik gösterme, şüphe bildirme gibi türlü anlamlar, türlü görevler üstlenebiliyorlar. Şimdi ben bunun yanına altına şöyle bir not yazmanızı isterim. Deyin ki arkadaşlar cümlelere kesinlik anlamı katan, mutlaka, asla, katiyen gibi kelimeler, yine cümlelere olasılık anlamı katan veya tahmin anlamı katan, belki, galiba, herhalde gibi kelimeler, tekrar anlamı katan, bir daha, yine, yeniden gibi kelimeler, yanıt anlamı katan, evet, hayır, tamam gibi, yani ret ve kabul sözcükleri, gösterme anlamı katan işte kelimesi ve benzeri kelimeler nasıl sorusuna cevap vermeseler bile durum zarfıdır. Bu önemli bir not. Hatta cümlenin ögelerini bulurken yükleme neden, niye, niçin sorularını soruyordunuz ya. İşte bakın neden, niye, niçin soruları da yani sebep de aslında bir durum zarfıdır. Her ne kadar temel sorumuz nasıl olsa da neden bildiren sözcükleri de biz gene durum zarfı olarak kabul edeceğiz. Şimdi burada bir etkinliğimiz var arkadaşlar. Direkt bizden durum zarflarını istiyor. Hadi gelin hızlı bir şekilde bunları söyleyelim. Bugün yaşananları düşüne düşüne yürüyorum. Yürüyorum bir fiil. Nasıl yürüyorum? Bugün yaşananları düşüne düşüne yürüyorum. Bakın bu fiil üzerinden yani bu örnek üzerinden daha doğrusu yine bir not söyleyeyim size. Bakın düşüne düşüne e nokta nokta e zarf fiil eki var. Demek ki zarf fiiller de zarf görevindedir aslında. Zarf fiiller ya durum ya da zaman zarfı olarak kullanılırlar. Bakın buradaki durum zarfı olarak kullanılmış. Başına gelenleri nasıl anlattı değiştirmeden gene bakın zarf fiili durum zarfı olarak kullanmış. Gözleri fal taşı gibi açıldı. Nasıl açıldı? Fal taşı gibi. Bakın burada da edat öbeğini durum zarfı olarak kullanmış. Bu eşyaları taşımak hakikaten bizi yordu. Hakikaten sözcüğü burada durum zarfımız. Nasıl baktı? Ne halin varsa gör dercesine baktı. Sen bu işi nasıl biliyorsun? İyi biliyorsun. Yarın akşam belki gelebilir. Bakın olasılık anlamı kattığı için aldık. Bu şiiri nasıl okuyor? Güzel. Yeni evlerinde nasıl otursunlar? Güle güle. Küpeleri nasıl parlıyordu? Pırıl pırıl. Soğukta kalınca nasıl hastalanmış? Büsbütün. Pişirdiğim yemeği nasıl yersiniz? Beraberce. Araba nasıl kalsın? Böyle kalsın. Kapıya nasıl vuruyordu? Alacaklı gibi vuruyordu. Bakın gene edat öbeği. İşte bu yuvarlak içine aldığımız sözler, söz grupları durum zarfı olarak kullanılmıştır diyoruz. Evet tabi durum zarflarında bence çok can alıcı bir nokta da şudur. Aynı kelimeleri yani niteleyici kelimeleri eğer isimlerin önüne getirirseniz bir isme nasıl sorusunu soruyorsanız niteleme sıfatını buluyorsunuz arkadaşlar. Ama bir fiile, bir fiilimsiye nasıl sorusunu soruyorsak o zaman durum zarfını buluyoruz. Bakın burada da iyi, güzel ve yalnız kelimelerini hem sıfat hem zarf olarak kullanmış. Burada bakın güzel kelimesini inceleyelim. Nasıl kitap? Güzel kitap. Niteleme sıfatıyken ya Dani nasıl konuştu? Güzel konuştu deyince orada durum zarfı olarak ne yapmış oluyoruz? Kullanmış oluyoruz. Evet örnek soru 1'i de gelin beraber çözelim. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde alt içeri söz eylemin nasıl gerçekleştiğini bildirmektedir? Mesela bakın A'da aslında nasıl akarken hızla kelimesi var ama çoğu kez kelimesi burada durum zarfı değil. Her zaman akşama kadar ve biraz sonra kelimeleri bunlar aslında zaman zarfı. Ama D şıkkında genleriyle onlanmış tohumların kullanımı hızla yaygınlaşıyor derken nasıl yaygınlaşıyor? Hızla bakın burada fiile nasıl sorusunu sorduk ve bize hızla kelimesi cevap verdi. Örnek soru 2'de de ikilemelerden hangileri durum zarfı olarak kullanılmıştır diye sorar. Öncelikle ikilemelerin altını çizelim. Ayrı ayrı, boncuk boncuk, sık sık, türlü türlü, yavaş yavaş bunları alalım. Şimdi bakalım
Nasıl yollar ayrı ayrı. Bakın buradaki sıfat arkadaşlar. Nasıl yaşlar boncuk boncuk buradaki sıfat. Nasıl biçimler türü türü biçimler sıfat ama sık sık görüyoruz ve yavaş yavaş konuşup derken burada fiile, burada fiilimsiye gelmiş. Dolayısıyla 3 ve 5'e durum zarfı diyebiliriz. Cevabımız D olmalı. Diğerlerini de sıfat olarak ikilemeleri ne yapmışım? Kullanmışım. Evet, ikinci zarf türümüz nedir? Bu fasikülümüzde zaman zarflarıdır. Burada da gene fiillere veya fiilimsilere ne zaman sorusunu soracağız. Tabi soruyu biraz esnetebiliriz arkadaşlar. Ne zamandan beri, ne zamana kadar, ne zamandan bu yana, ne zamandan itibaren gibi kelimeler de, sorular da daha doğrusu bize zaman zarflarını buldurabiliyor. Bakın alttaki örneklerden birkaç tanesini inceleyelim. Gündüzleri bu parka gelirdi. Ne zaman gelirdi? Gündüzleri gelirdi. Bazen bu hayat sıkıyor beni. Ne zaman sıkıyor bu hayat beni? Bazen. İçeri girince herkes ayağa kalktı. Ne zaman ayağa kalktı? İçeri girince ayağa kalktı. Bakın burada da zarf fiil kullanmış. Az evvel size bir not söylemiş idim. Ne demiştik? Zarf fiiller ya durum ya da zaman zarfı olarak kullanılırlar. İşte burada da onu gerçeklemiş olduk. Zaman bildiren sözcükler çekim eki aldığında zaman anlamını yitirirse zarf olmaz. İsim görevini üstlenir. Bu önemli bakın. Burada şunu demek istiyor aslında föyümüz bize. Diyor ki zaman bildiren kelimeler eğer cümlede ne zaman sorusuna cevap vermiyorsa isimdir. Örneğin dünü dinlenerek geçirdim derken geçirdim yüklem neyi geçirdim dünü belirtili nesne. Bakın orada ne zaman sorusuna cevap vermiyor dün kelimesi o isim. Dünü nasıl geçirdim dinlenerek orada bir tane durum zarfı kullanmışız. Ama dün çok uyudum derken ne zaman çok uyudum dün. Bakın oradaki dün kelimesi direkt ne zaman sorusuna ne yaptı cevap verdi. İşte yazları çok sıcak olduğu için sevmiyorum dedim. Neyi sevmiyorum? Yazları. Bakın oradaki isim. Ama yazları tatile giderim derken ne zaman giderim? Yazları oradaki zaman zarfı. Yani zaman bildiren kelimelerin ne zaman sorusuna cevap vermesi bizim için gereklilik. Evet, etkinlik 3'e baktık. Zaman zarfı var mı yok mu diye sorar bize. Geçmişe değil bugüne bak ne zaman? Ne zaman sorusunun cevabı yok burada. Bir ay sonra yurt dışından dönecekmiş. Ne zaman? Bir ay sonra. Ne zaman yaşa oturmam kışın, ne zaman taşa oturmam yazın. Burada iki tane birden var. Burada kimse kalmaz, ne zaman kalmaz akşamları. İşlerini ne zamandan halletmelisin, bugünden halletmelisin. Ne zaman orada olmalıyız? Saat 5'te. Kuşluk vakti günün en sevdiğim saatidir. Ne zaman? Her zaman. Bakın burada kuşluk vakti isim tamlaması görevinde. Neyi iyi değerlendirmezsek bugünü, neyi ararız dünü. Bunlar isim. Ne zaman sorusuna cevap vermiyor. Tören ne zaman başlayacak? Yarım saat sonra. Biz onunla ne zaman tanışmıyorduk? O günlerde. Yağmur ne zaman yağdı? Sabah. Ne zaman güneş açtı? Öğleden sonra. Burada iki tane birden zaman zarfımız var. Evet, böylece birinci fasikülümüzü yani zarfların ilk fasikülü olan 20. fasikülü bitirmiş olduk. Bir sonraki fasikülde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.